Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kent'te Sabah programıyla daha karşınızdayız. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Ben Esra Sarıca. Sevgili Gizem Galatalı ile birlikte yine gündeme dair konuşacağımız bir program olacak. Günaydın Gizem. Günaydın Esra. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mutlu yayınlar olsun. Güzel sabahlar olsun. Evet, umuyorum ki güzel bir yayın olacak. Öncelikle şöyle pozitif bir meseleden bahsetmek istiyorum ben haberlerimize geçmeden önce. Yani bu da bir haber niteliği taşıyor aslında ama üzerine konuşalım istiyorum. Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan biliyorsun ki geçtiğimiz günlerde engelli bir genç kıza yardımda bulunmuştu. Genç kızın evet. Tekerlekli sandalye isteği üzerine ailenin yanına gitmiş, evlerinde ziyarette bulunmuş ve onlara tekerlekli sandalye bağışında bulunmuştu. Bu güzel hareketinin ardından dün sanıyorum bir engelli vatandaşımız da Ahmet Sami'nin yanına gelerek kendisine teşekkür ediyor. Engelli vatandaşları unutmadığınız için, onların her zaman yanında olduğunuzu hissettirdiğiniz için işte size çok teşekkür ederiz vekilim gibi güzel bir teşekkürde bulunuyor. Bunun üzerine Sayın Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözlerini hatırlatarak sizler cennetin çocuklarısınız. İşte asli görevimiz sizlere yardım etmek diye çok güzel bir karşılık veriyor. Çok evet. Güzel bir hareket. Söylediğin gibi genç kızımıza da yardım etmişti ve genç kızımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evet. Çok güzel bir videoydu. Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a bu ince düşüncesi için teşekkür ediyoruz. Fotoğraflarda da göründüğü gibi gerçekten çok güzel görüntüler. Evet, gerçekten insan için ısıtan türden görüntüler. Herkes böyle duyarlı olmalı bence evet. Engelli vatandaşlarımızla ilgili. Zaten hani hayat onlar için bir noktada zaten zor. Bu yüzden mümkün olduğunca hepimiz destek olmalıyız. Evet. Evet, bu güzel haberimizin ardından diğer yerel haberlerimize dönebiliriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi'nden bulduğum bir başlığı okumak istiyorum. Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri denmiş. Doçent Doktor Esra Yazıcı, yüz yüze eğitimin başlamasını beklemeden öğrencilere salgınla başa çıkmanın öğretilmesi, tutum davranış değişiklikleri için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Esra Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs salgını döneminde öğrenci ve velilerin yeni okul sezonuna adaptasyon sürecine ilişkin tavsiyelerde bulundu. O tavsiyelerden de birkaçı uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerektiği yönünde ve çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlere göre daha iyi demiş. Belirsizliğin kaygı arttırdığını, yeterli ve doğru bilginin kaygıyı azaltmaya yardımcı olacağını, sağlıklı yaşamın, egzersizin kaygıyı yönetimde başarılı bir süreç olacağını dile getirmiş. Adaptasyon yetenekleri de şu açıdan velilerle öğrenciler arasında kıyasa girildiğinde öğrencilerinkinin yüksek olma sebebini de maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Birbirlerini sevmeyi, mesafeyi koruyarak oynamayı öğrenmek durumundalar. Daha mesafeli oyun, sohbet ve ilişkiyle bu döneme alışmak zorundayız. Çocuklarımızın bu adaptasyonu gösterebileceğine inanıyorum demiş. Derslerine tabii ki devam edecekler. Ama hiç olmasa ara ara serbest sohbet odaları oluşturularak akran iletişimle çevrimiçi ortamda bile olsa ihtiyaçları var demiş. Bu çok mantıklı bir öneri aslında. Evet. Evet. Uzaktan eğitimde zaten çevrimiçi ders görecekler ama o çevrimiçi saatler arasında yine bir sanal teneffüs olsa ve gerçekten birbirleriyle o şekilde olsun, en azından sohbet edebilirlerse belki motive olmaları kolaylaşabilir. Evet, burada bence belirttiği gibi uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerekiyor demiş. Bu bizde bile böyleyken hani belirli bir uyku düzeni insanın hayatını gerçekten düzene sokuyor. Bizde bile böyle bir durum varken küçük çocuklarda tabii ki de daha etkilidir. Aynı şekilde çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi denilmiş. Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi olmasının sebebi bence hani küçük çocuk daha çabuk adapte olabiliyor bence. Yani çok güzel bir haber başlığı da olmuş. Mantıklı.
Aynen, kesinlikle ben de çok mantıklı buldum. Özellikle şu sanal teneffüs olayını sevdim. Dilersen devam edelim sendeki haberlerle. Tabii ki. Benim Kesin Karar gazetesinden balık sevenlerin sezonu başladı adı altında bir başlığım var. Hemen detaylarına giriyorum. Balık sezonu açıldı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı. Denizlerden ilk gelen haberler ise bu sezonun son derece bereketli geçeceği yolunda. Çorum'da sabah balıkla dolu olarak açılan tezgahlar akşama doğru boşalmış bir görüntü oluşturuyor demiş. Virüsten dolayı balığa da talep artmış zaten. Evet. Gerçekten balık çok faydalı bir yiyecek olduğunu ben de biliyorum. Hı-hı. Özellikle balığın ayda en az 2-3 kere tüketilmesi gerektiğini biliyorum. Çünkü Hı-hı. gerçekten insan vücudu için çok faydalı bir yiyecek. Ayrıca fiyatlara da şöyle değinmek istiyorum. Tezgahlarda palamut, istavrit, mezgit, çıpra, levrek gibi birçok balık çeşitleri bulunuyor. Palamut kilosu 15 lira, istavrit 20 lira, mezgit 20 lira, çıpra 45 lira, levrek 45 lira, Karadeniz somonu 35 lira. Eskiye göre fiyatlara baktığımızda tabii ki de çok fazla bir artış oluyor. Fakat şu anki bulunduğumuz döneme özellikle pandemi süreci de işin içine girdiğinde fiyatlar ne yazık ki yani yüksek olsa da bize normal geliyor artık. Alışmış bulunmaktayız bu duruma. Aynen öyle. Ya ben de çok seviyorum balığı. Gerçekten çok seviyorum balık kemiği. Ben maalesef çok sevmiyorum ya. Çok denedim ama ben balıkla bir türlü barışamadım ne yazık ki. Aslında çok faydalı bir besin ama. Aynen çok seviyorum. Hani kılçıktan ayaklamak biraz zor oluyor ama o aşamayı geçtikten sonra yeme kısmı çok güzel. Evet. Ya aslında balık biliyorsun hafızayı da kuvvetlendiriyor. Evet. Bende çok yüksek miktarda B12 eksikliği var mesela ve ben çok şeyi unuturum. Hani bu yaşımda Alzheimer gibiyim. Bir günü hiç yaşamamışım kadar unutabiliyorum. Hani dalgınlık, dikkat eksikliği hepsi maalesef mevcut. Bunları da işte balık tüketerek aşabileceğimi doktorum daha önce önermişti ama ne yazık ki sevemiyorum. Tüketemediğin için. Aynen. O yüzden böyle Alzheimer gibi takılmaya devam ediyorum. Bu arada yorumlarımız geliyor. Uğur Aksu İstanbul'dan saygılar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Erkan Aykan iyi yayınlar olsun Kent TV yayıncı elemanlarına demiş. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Biz fırsat buldukça yorumlarınıza yer vereceğiz. Devam ediyorum. Bir diğer haberimizde Çorum Haber Gazetesi'nden yine savaşın bedelini yoksullar öder başlıklı bir haberimiz var. Çorum Emek Demokrasi Platformu 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri temsilcileri CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen ve birçok isim katıldı. Şu an çok uzun gerçekten bahsedemeyeceğim. Daha sonra derneğin sözcüsü Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz yıllardır barış istediklerini ve sonuna kadar bu taleplerini dile getireceklerini belirtirken birlikte mücadele edelim çağrısında bulunmuş. Ali Ekber Beyaz eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair temel kazanımlar her gün biraz daha yok edildiğini belirttiği konuşmasında şunları dile getirdi. İkinci Dünya Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı öncesinde ekonomik bunalıma benzer bir dönem yaşıyoruz. Tüm dünyada %1'lik sermaye sınıfı servetine servet katarken insanlık açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Ülkelerin silah harcamaları sürekli artıyor. Nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmaları bir bir iptal ediliyor. Yeni teknolojik silahların ve nükleer silah denemelerinin ardı arkası kesilmiyor diyor. Haklı olduğu noktalar var gerçekten. Dünyada hala maalesef ki savaşlar devam ediyor. Nükleer saldırılar. Herkes bir diğerini tehdit ediyor. Güçlü evet. Her zaman zayıfı eziyor. Ki dün seninle birlikte biraz gelmiştik hatırlarsam. Açlıktan bahsettiğimde aklıma düştü. Afrika'daki o çocukların halini görmüştük beraber. Ne kadar üzülmüştük. Evet. Bir yandan virüsle, bu koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da açlıkla mücadele ediyorlar. Çok zor durumları. Aslında hani burada yaşarken hani her suyu içtiğimizde onların da aklımıza gelmesi gerekiyor. Hani imkanı olanın yardım etmesi taraftarıyım ben. Hani imkanı olan onları da düşünsün, yardım etsin. Ki hani imkanım olsa ben o kadar çok seviyorum ki hani insanlara yardım etmeyi. İmkanı olan kesinlikle yardım etsin. Yani böyle insanlarımızı düşünelim ki insanlık daha da kötüye gitmesin. Aynen öyle ya. Zaten olması gereken şey bu. Hani zengin olan elindekini verdikçe zenginleşir aslında. Bunu bilmesi gerekiyor. Bazılarımız hani çok çok zengin
Hani artık kodaman dediğimiz bir seviye var biliyorsun. Mümkün olduğunca elindeki parayı sıkıyor bu insanlar. Aslında sen zenginsen senin görevin elindekini birazcık da olmayana dağıtmaktır. Kesinlikle. Ki zaten hani dağıttıkça. Olsa bu aynen öyle. Bu fakirlikte, yoksullukta bunlar evet. Bir nebze olsun çözüm bulabilir aslında. Hani verdikçe, dağıttıkça daha çok zenginleşirsin dediğin gibi. Yani Allah onu görüyor. Seni daha aynen çok öyle. Bereketlendiriyor, bolluk veriyor. Ben Çorum Haber'le devam ediyorum. Mor Lavaş ihracat hazırlığına. Gerçekten ben de bu haberi gördüğümde çok şaşırmıştım. Detaylarını ben de çok merak ediyorum. Çorum'da ayda 700 bin paket lavaş ihracat edilen tesiste mor sebze ve meyvelerin özleri kullanılarak üretimi başlanan Mor Lavaş da Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine satılacak. Yani böyle bir olayın Çorum'dan çıkması çok güzel tabii ki ve Mor Lavaş. Yani ne kadar güzel olur tadı pek bilmiyorum o konuda. Görünüş olarak çok güzel ama. Evet. Tatlı bir rengi var. Ama bizim bildiğimiz lavaş beyaz olur. Mor Lavaş olarak görünce insan hani bir tedirgin ne oldum hani acaba dedim nasıl bir lezzeti vardır. Belki de insanlar bu merakla alıyor olabilir. Tabii ki tadı da önemli. Aynen ama güzel bir haber ya. Amerika'ya, Avrupa'ya ve Orta Doğu ülkelerine evet. ihraç ediyor olmamız bir şeyleri ekonomik açıdan çok güzel. Ve bunun Çorum adı altında yapılıyor olması çok daha gurur verici. Burada bir yorumumuz daha gelmiş. Münire Rümeysa Yıldırım her şeyin bedelini yoksullar ödüyor demiş. Ne yazık ki öyle oluyor. Söylediğim gibi bu güçler arasındaki dengesizlik. Bir yorumumuz daha gelmiş. Aman yayıncı arkadaşım çok gençsiniz. Alzheimer unutkanlığı olayını bırak. Balık tavsiye ederim. Yoksa haberleri nasıl izleyeceğiz sizleri demiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ayşehan Davut iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Geçiyorum artık diğer haberlerimize. Yine maalesef koronadan gireceğim artık insanları evet, da biliyorum bıktırdım ama ne yazık ki konuşmamız gerekiyor bunları. Biliyorsun dün bilim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Evet. Fahrettin Koca saat akşam 7 civarında uzun uzadıya bir açıklama yaptı koronavirüse dair. Ya tek artık sevindirici yanımı bilmiyorum çok sevinmedim de aslında ben ama. Bir sokağa çıkma yasağının gelmeyeceği, bir kısıtlamanın evet. gelmeyeceği yönünde açıklaması oldu. Aslında benim bir yarım bunu istiyordu aslında. Yani en azından baştaki gibi şöyle kısıtlamalı bir sokağa çıkma yasağı. Yani sadece hafta sonu için en azından. Aynen gelseydi. Bunu konuşmuştuk biz de daha önce. Hani sokağa çıkma kısıtlaması en azından ben bu vaka sayılarının biraz olsun indirgediğini düşünüyorum. Hani güzel olabilirdi ama belki ilerleyen zamanlarda da gelmeyecek anlamına gelmiyor bence. Çünkü yavaş yavaş kısıtlamalar gelmeye başlıyor. Mesela düğünlerde falan evet. kısıtlamalar oldu. Bence bu ilerleyen zamanlarda eğer devam ederse bu artışlar bu şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları da senin dediğin gibi hafta sonu gelebilir bence. Bana da öyle görünüyor ki zaten Fahrettin Koca da birinci dalganın ikinci pikini yaşamaya başladık dedi. Tam olarak bununla alakalı bir açıklamasına değineceğim. Fahrettin Koca diyor ki uzun bir süredir koronavirüs aramızda öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz ki bu cümlesine kesinlikle katılıyorum. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik, dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi dedi. Aynen öyle gerçekten ne olduysa bu bayram ziyaretlerinde oldu geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda. Evet. Malum şehirler arası yasak yoktu. Gelen giden oldu. Artı düğünler zaten tam hızıyla devam etti. Halkın büyük çoğunluğunun ilk günkü hassasiyetle koronavirüse karşı tedbirler almaya devam ettiğini vurgulayan Koca sözlerini şu şekilde devam etti. En azından koronavirüs için kaçınılmaz olan maske, mesafe, temizlik şartlarına riayet ediliyor. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Düğünler ve bayramlaşmalar da dahil olmak üzere bu mücadeleye bir istisna getiremeyiz, bir ara veremeyiz. Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Ne var ki hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor demiş. Ya çok kötü gerçekten. Şu sözü beni açıkçası biraz üzdü Fahrettin Koca'nın. Hani karşınıza müjdeli haberlerle çıkmak isterdim diyor. Bir mahcubiyet duyuyor ama bu mahcubiyetin evet. sebebi kendisi değil. Kesinlikle bu kendisi tamamen değil. Bizim dikkatsizliğimiz halk olarak.
Ve tabii ki yetkililerin de yeterli yerlerde yetkilerini kullanamamasıyla da ilintili bence. Yani çünkü biliyorsun Çorum bu konuda başını aldı gidiyor. Her gün bir vaka artışı, her gün bir vaka artışı. Yani bilmiyorum biz mi süreci yönetemiyoruz? Hani bizim başımızdaki yetkililer mi süreci iyi kontrol edemiyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama hani sadece halkı suçlamak da olmaz gibi geliyor artık bana. Aynen hani, ben de senin gibi düşünüyorum. Hani şöyle bir durum var bence. Halkımız yöneten taraf yapıyor fakat yeteri kadar yapmadığını düşünüyorum ben. Hani her şeyin bir sınır var ama halkımızda tabii ki, yani halkımızı suçlamak istemiyorum ama yapanlar var tabii ki istisnalar dışında. Dinlemeyenler çok fazla. Bunu sürekli dile getiriyoruz. Hani yapmıyorlar. Söylesek de nasıl fayda edecek, nasıl bunu akıllarına işleyecek anlamıyorum. Ama yapmıyorlar halkımız. Yani ben çoğu suçun biraz da haklı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dinlemiyorlar. Tek Çorum halkı da değil, bütün vatandaşlar tabii böyle. Tabii ki genel itibariyle zaten halk da dinlemiyor. Aynen. Ama bilmiyorum Çorum'da bir anda bu kadar patlamış olması çok garip geliyor bana. Hani ipin ucunu tam olarak hangi noktada kaçırdık acaba? Nasıl bir anda bu kadar yükselebildi? Ancak hani sen girip bizzat gördün o anı, yoğun bakımdaki hastaları. Evet. Belki de görünce hani algılayacaklar ama onları görmelerini bile tavsiye etmeyiz şahsen. Hani ben kesinlikle de görüntüleri görmüştüm. Yani görmeleri de hoş olmaz tabii ki ama nasıl anlayacaklar bilmiyorum. Nasıl atlatacağız bu durumu, bu süreci? Ben de bilmiyorum. Bu arada bir yorumumuz gelmiş. Kaptan Arifan Çek. Bu hafta sonu herkes kendi kendisi olayı dikkate alarak sokağa çıkmamalı bence. Çalışanlar hariç tabii demiş. Bu düşünceye de aslında katılıyorum. Kendi karantinamızı, kendi yasağımızı kendimiz koyabiliriz. Hani hafta sonu dışarı çıkmak, gezmek yerine gerçekten tamamen kendi bilincimiz ve isteğimizde işte bu hafta ben dışarı çıkmayacağım, evimde geçireceğim bu günü deyip kalabalığa girmeyebiliriz. Bu aslında bizim elimizde. Evet. Doğru bir noktaya değinmiş. Yani yapılabilir ama bizim halkımıza parkta oturmak daha cazip geliyor. Parkta oturup etrafa bakmak, dip dibe oturmak daha cazip geliyor bizim halkımıza. Ben şu an dün verilen biliyorsunuz kurul toplandı, verilen kararlarla ilgili şöyle bir detaylara inmek istiyorum. Hı hı. Genelgede şu kararlara yer verildi. Bu kapsamda 81 ilde sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikleri müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün ve nikah yapılacak düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans oyun pist alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması, dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servis ikramı yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak. Yani bir kısımda olsa bir yasaklama gelmiş. Evet, bu nişan, düğün, kına gecesi. Zaten bunlar açıkçası şimdi tepki çekmek de istemiyorum. Aynen, böyle ama bir süreçte gerek de görülmediğimiz bir şey. Kesinlikle gerek yok. Bir de bu sürecin çok çok öncesi, pandeminin öncesinde de açıkçası benim çok fazla desteklediğim olaylar değildi. Yani özellikle nişan bana çok gereksiz bir masraf gibi gelirdi. Hani bir düğün yapıyorsun, bir de nişan yapıyorsun ama nişan dediğin tören de zaten küçük bir düğün havasında geçiyor. Evet, orada hani, elbiseler ayrı şeyler. Aynen, hem nişan yapıp hem düğün yapmak bana biraz mantıksız geliyordu. Ekstra masraf dediğim gibi. Zaten hani yeni bir çift var, ev kuruyorlar, bir sürü eşya alıyorlar. Bir de böyle hem nişana hem düğüne hem kınaya o kadar parayı dökmek, ne bileyim, zaten yeni ev kuruyorsun dediğim gibi bu kadar borcun altına girmeye gerek yok. Kesinlikle. O yüzden hani bana hep gereksiz geliyordu. Evet, söz, nişan, kına gecesi, düğün. Aynen ya, sade bir nikah ya şu. Çok fazla. Türk toplumu açıkçası sadeliği bir türlü kavrayamadı bana göre. Yani sade bir nikah töreni, eğer işte iki kişi evlenecek bunu da bütün tanıdıklarını duyuracaklar değil mi? Düğünün amacı bu, duyurulmak. Bunu sen sade bir nikah töreniyle de duyurabilirsin. Yani bence hani gösterişe o kadar gerek yok, ne bileyim. Kına gecelerini hatırlıyorum, birkaçına şahit oldum. Tahtların üstünde geliyor gelinler, işte ne bileyim böyle cariye gibi giyinmeler, erkeklerin padişah gibi giyinmesi falan, böyle çok abartılı evet, konseptler vardı. Tabii ki de hani çok gülünç buluyordum açıkçası. Özel bir gün olabilir ama o özel günü bu kadar da yani abartmak gerek yoktu. Ve mesela ben şöyle düşünüyorum, en çok istediğim şeylerden birisi de inşallah, hani ben düğün taraftarı değilim kesinlikle. Ben de. Sade bir nikah töreni olur, oraya herkes gelir, daha sonra hani
Düğüne verilecek parayı versinler bana, ben gideyim dünyayı gezeyim. Aynen öyle, aynen işte. Hiç gerek yok öyle şeylere. Kesinlikle, ben de hep aynı şey düşündüm, aynı şeyleri istedim. O açıdan aslında şu koronavirüs belki biraz bize sadeliği öğretebilir. Belki sevineceğim tek noktası bu olabilir, evet. Bu yasakların. Yani bilmiyorum, en doğru adım olmuş gerçekten. Çünkü ne olursa bu düğün nişan topluluklarında oldu. Koronavirüsün hep artmasına bunlar sebep oldu. Şu anki uygulama gelebilecek en iyi uygulamaydı, en iyi tedbirdi bence. Yani inşallah gerçekten söylenildiği gibi uygulanır. Hani birkaç gün önce de bu şeyler dönüyordu. Fakat biz yine sokak aralarında yemek ikramı olsun, oyunlar olsun, her şeye denk geliyorduk Çorum'da. Evet. Çorum böylesi, diğer şeyleri düşünemiyorum. Aynen, artık bu son gelen genelgeden sonra artık dikkat edeceklerini umuyorum ben de. O yemek faslı da kalkacaktır herhalde, paketli su dışında bir şey verilmemesi gerekiyor. Ki zaten kolluk kuvvetleri denetleyecekler, evet. Her düğünün yanında bir şey olacak. Bu açıdan biraz önüne geçilebilir gibi geliyor bana. İnşallah diyorum. Ve koronayla devam ediyorum. Sürekli bizimle konuştuğumuz ve halkımızın da bunu zorla gözüne sokmak istediğim bir konu var. Fahrettin Koca korona nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını sesi titreyerek açıkladı ve ben de aynı şekilde okuyorum haberi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca'nın söz konusu rakamları açıklarken sesinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı. Ya tabii ki sesi titrer, sonuçta bir meslektaşını kaybediyor ve bunu duyuruyor, kendi ağzıyla söylüyor. Çok zor bir şey. Hani o kadar uyarıya rağmen, o kadar hani tweet atıyor, açıklama yapıyor sürekli, ya her gün düzenli olarak bildiriyor ama anlamıyorlar, vatandaşlarımız anlamıyor ne yazık ki. Çok üzülüyorum. Maalesef. Gerçekten çok üzülüyorum. Sağlık çalışanlarına daha önce de konuşmuştuk bunu. Bu onların görevi diyorlar. Bu onların görevi, evet, ama bunları, onların görevini bu kadar zorlaştırmak da sizin göreviniz değil. Aynen öyle. Yani onların mümkün olduğunca yükünü hafifletmek tamamen bizim elimizde. Evet. Ya biz ne kadar tedbirimizi alırsak, maskemize, mesafemize, hijyenimize dikkat edersek, sağlık çalışanlarımız da o ölçüde rahatlayacaklar. Onların omuzundaki o yükü almayı kendimize borç bilmemiz gerekiyor şu süreçte. Ama ne yazık ki tam tersine oluyor. Yine aynı şeyi hatırlatacağım. Erol Olçok Hastanesi'nde Sayın Başhekimimizle görüştüğümüz zaman o da benzer şeyleri söylemişti. Çünkü bu tedbirler alınmadığı sürece sağlık çalışanlarının gece gündüz, hani o hastanede geçirdikleri süreç uzuyordu ve dışarı çıktıklarında yaşadıkları o hayal kırıklığından bahsetmişti. Ben de bunu dile getirmiştim burada. Evet. Gerçekten bu insanlara hani hayal kırıklığına uğratmamamız gerekiyor artık. Herkesin emeği göz önüne getirilmeli. Yani herkesin emeği var. Sağlık çalışanlarının özellikle. Yani halkımızın da kendi emekleri de var. Hani maskeyle gezmek kolay bir şey değil. Tabii. Bunu hayatımıza soktuk. Hani daha dikkatli olarak bu şeyleri hep birlikte atlatabiliriz. Neden atlatamayalım? Ama hep birlik olamıyoruz. Hep ikiye bölünüyoruz. Herkes farklı düşünceler, farklı yaşayış tarzı gösterdikleri için. İkiye ayrılıyoruz dedin ya. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu koronavirüs komplocuları var. Yani ben onlara koronavirüs komplocusu diyorum. Şöyle bir algı var insanlarda. İşte gripten ölen sayısı da aşağı yukarı koronadan ölenler kadardı. İşte gribe yakalanan insanların da ölme ihtimali vardı. İşte griple zaten aynı belirtileri gösteriyordu. Dünyanın üzerindeki işte ölüm toplamına baktığında koronavirüs o kadar ürkütücü değil. Ya aslında koronavirüs diye bir şey hiç mi yok? Evet. Gibi böyle çok değişik, çok enteresan kafalar var ya. Şey hala koronavirüsün varlığını kabul etmiyorlar. Kesinlikle. Nasip de varsa. Evet. Nasip de varsa. Bu kadercilik anlayışı kadar beni yoran bir şey yok. Tamam, bazı şeyler kaderdir. Ama kaderini çizmek, belirlemek senin elindedir. Çok güzel bir söz var değil mi? Bizim dinimizde çok güzel bir tabir var. İrade-i cüz'iye, yani tercih hakkı. Evet. Allah sana bir tercih hakkı sunmuştur. Senin önüne çıkacaklar bellidir. Evet, Allah senin kaderini oluşturmuştur, önceden yazmıştır. A yolunu koymuştur önüne, B yolunu koymuştur. Ama A'yı ya da B'yi seçmek ve onun sonuçlarına katlanmak tamamen irade-i cüz'iye dediğimiz o tercih hakkına, sana bağlıdır. Kesinlikle. Bu kadercilik tamamen yani hani çok da yine şey bir tabir var, klasik artık klişeleşmiş bir tabir var. İşte
kadercilik anlayışını rüzgarda savrulan kuru bir yaprakmışsın gibi kabul edenler. Yani ben hiçbir şeyi tercih etmiyorum. Başıma gelen iyi kötü her şeyden ben değil, bana yazılmış kader sorumlu. Evet. Öyle rüzgarda boşa boş dolaşan bir yaprak gibi ben oradan oraya savruluyorum. Hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Bu kadercilik anlayışı birazcık da kolaycılığa kaçıyor. Evet, kesinlikle. Yani kaderiniz %50, kader %50'si de sizin elinizde. Aynen öyle. Hani dediğim gibi bir de kaza ve kader kavramının ayrımını yapamıyor işte insanlar. Dedim ya, A yolu vardır, B yolu evet. vardır. A'yı ya da B'yi seçersin. A'yı seçtikten sonra başına gelecekler artık kaza dediğimiz tabirin içine girer. Yani değiştirilmesi artık bundan sonra mümkün olmayan, Allah'ın belirlediği kısma gelir. Ama işte bu koronavirüs sürecinde sen maskeni takmazsan, işte mesafene, hijyenine dikkat etmezsen, kader dersen, sonra da yakalandım ben, kaderimde vardı dersen, bu kader değil. Ya sen hadi, önlemini alacaktın, dikkat edecektin ki başına gelmeyecekti. Yani hadi kaderi geçtim, sen kendini kadere olarak görüyorsun. Peki ya birlikte yaşadığın insanlar, onları da mı düşünmüyorsun? Hani aynen sen öyle bulaştırırsın, onları düşünerek en azından tedbirini al. Onu da yapmıyorlar. Onları da kadere bağlıyorlar çünkü. Evet, gerçekten. O da onların ilginç kaderi oluyor. Diyorum, biz kavramları birbirine çok fazla karıştıran bir toplumuz ne yazık ki. Hiçbir şeyi tam anlamıyla bilmiyoruz. Yani sürekli her şeyi birbirinin içine katıp harmanlayıp böyle kendi özünü doğurduğumuz bir inanca sahip oluyoruz. Ben anlayamıyorum gerçekten. Maalesef hiçbir şeyimiz tam değil bazı konularda. Bu arada yorumlar geliyor. Emrecan Galatalı selam, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Arif Kula günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz ona da. Bu arada maske falan dedik. Kocaeli Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir çalışma olmuş. Yeşilçam evet. ünlülerini kullanarak maskeye dikkat çekecekleri bir pano oluşturmuşlar. Görüntüleri görebilirsek birazdan göreceğiz. O zaman devam ediyorum bir virüsle alakalı durumumuza daha. Bu da çok garip. Salgın sürecinde sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte duran sağlık turizmi normalleşme sürecinin ardından yeniden yükselişe geçti. Sektör temsilcileri kapıların açılmasıyla birlikte turistler Türkiye'ye güzelleşmeye koştu dedi. Saç ekimi ve estetik konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, normalleşme süreciyle birlikte Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yeniden hareketlenmeye başladı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre DEİK Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Servet Terziler söz konusu 3 ayda saç ekimi ve estetik hedeflenen ciro miktarının %60'ının yakalandığına dikkat çekti. Gerçekten çok büyük oranda artmış. Kesinlikle. Yani yasaklar kalkar kalkmaz %60 sağlık turizmi hareketleniyor. Bir de çok ilginç, ben özellikle Taksim'de bunlarla çok karşılaşırdım. Araplarda nedense çok fazla bir saç ektirme eğilimi var. Gerçekten. Evet. Taksim'in alayı bunlarla doluydu. Çok garip bir şekilde. Bilmiyorum, çok ilgimi çekiyordu benim. Az Türkiye önceki görüntülerimiz hazır mı diyecektim ve geldi ekrana. Aynen. Bunları söylüyordum. Çok güzel değil mi? Bak benim iki çift lafım var. Maske mesafe. Şu şey de çok güzelmiş. Tamam mı? O da temizlik, mesafe, maske. TMM. Aa, beni şöyle düşünmedi. Bu da çok Ecellerim, iyi. Sağlığımızla oynamayalım. Hem ilgi çekici olmuş, güzel, hem güldürüyor hem de gerçekten dikkat çekiyor. Yani bence güzel, çok güzel bir teşvik edici olmuş. Aynen. Bence aynısını Çorum Belediyesi de yapmalı, benzer yani bir çalışma. Yani bu tarz şeyler güzel olabilir. Aynen. Hani insanları çok sıkıp bunaltmak yerine böyle daha eğlenceli, keyifli hale getirmek güzel bir teşvik yöntemi olur. Devam edecek misin koronadan evet, yoksa? Devam edeceğim. Gündemi değiştirecektim. Tamam, edelim. Bir haberim daha var. Sağlık Bakanı Koca'nın Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de en fazla vaka sayısının görüldüğü ilin Ankara olduğunu söyledi. Ankara'daki vaka sayılarının İstanbul'un iki kat geçtiğini belirten Koca, bayram ve düğün gibi etkinliklerin artışa neden olduğunu söyledi. Ankara'da bize çok yakın. Yani evet ya. O yüzden artıyor belki de. Ankara'nın yarısı Çorum'du zaten benim bildiğim kadarıyla. Evet evet.
Ki zaten bayramda da biliyorsun Ankara'dan Çorum'a bir sürü insan gelip gitti. Asıl memleketleri burası olduğu için. Evet. İşte o ziyaretler sırasında da aslında Çorum katlanmaya başladı. Ya çok kötü. Ankara'nın İstanbul'un bile önüne geçmiş evet, olması. İstanbul gibi hani bir şehir. Aynen mega kent ama Ankara mega kent bile oraya kontrolü sağlamışken aynen Ankara ona nispeten daha küçük bir şehir. Ama buna rağmen ki aslında beklenen bir şey ya. Çünkü küçük yerlerde insanlar birbiriyle çok daha fazla iletişime geçiyor. Mesela Çorum. Yani bir Gazi Caddesi'ne çıktığında aynı gün içerisinde bir adamla 5 defa karşılaşabiliyorsun evet, maalesef. Bunun gibi birbirimize dokunmanın çok kolay olduğu şehirlerde hızlı ilerlemesi beklenen bir durum aslında. Evet doğru. Bitti benim koronavirüs haberlerim sonunda artık. Evet, çok izlediğiniz çok fazla koronavirüs demek istemiyorum. Evet. Ha, yine devam edeceğim ama iç açıcı bir haberle devam edemeyeceğim maalesef. Şöyle ki işkenceden ölen Özge'nin annesi isyan etti. Dayaktan felç kaldı. Odaya kilitlendi diye bir Milliyet'in haberi var. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir evde ailesi tarafından darp edilip vücudunda sigara söndürülerek işkence edilmiş halde bulunduktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Özge Sevinç ki 27 yaşında daha. Ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada baba Ali Aktaş ile anne Gülfer Aktaş şikayetçi oldu. Yaşadıkları Kütahya'dan Sındırgı'ya gelerek soruşturma savcısına yaşanılanları anlatan çift Özge'nin kandırılıp kaçırıldığını ardından yaşlı bir kişiyle evlendirildiğini gördüğü işkence nedeniyle felç kaldığını ve 4 ay boyunca bir odaya kilitlendiğini öne sürüyor. Anne diyor ki kızımı odunla sopayla dövmüşler, vücuduna sigara basıp boğazını sıkmışlar. Benim çocuğum çok acı çekerek öldü, su bile içemeden öldü. Yaşadıklarını ölmeden önce bize anlattı, görüntüleri de var demiş. Ya çok kan dolduran evet, bir haber gerçekten. Daha da detayı var ama girmek de istemiyorum artık. Sadece şuna değineyim. Kızımın Ayşe ve Cengiz adlı iki kişi tarafından Yılmaz Ağa'nın evine götürüldüğünü öğrendim. O eve gidip kızımı görmek istedim ve onu götürmek istedim. Bana gelmeyeceğim dedi. Ertesi gün tekrar gittim. Baygın haldeki kızımı ambulansla hastaneye getirdim. Darp edildiğini söylemesine rağmen ifadesi alınmadı. Balıkesir'e gidin dediler. Merhem ve ağrı kesici verip taburcu ettiler. Köye geldik iki gün sonra veda. Evet yani burada şiddet görmesine mi üzülelim? Yoksa büyük biri, kendisinden yaşça büyük birisiyle evlendirilmesine mi? Aynen. Yani şu an haberi dinlerken gerçekten tüylerim diken diken evet, oldu. O ve hani ifadesi de dikkate alınmamış. Doktora gitmiş bir merhem yazıp yollanmış. Yani her taraftan bir ihmalkarlık var. Evet ve annesi galiba yanlış anlamadıysam almak istemiş fakat gelmeyeceğim, evet, gelmeyeceğim demiş. Bu da büyük ihtimal korkusundan dolayı. Kesinlikle öyle. Korktuğu için yine olan kadınımız oluyor. Yani ya kendi canıyla tehdit edilmiştir ya ailesinin canıyla tehdit edilmiştir. Yoksa öyle bir adamın yanında kalmak isteyeceğini zannetmiyorum hiç kimsenin. Ama büyük ihtimal bastırılmış ve gidememiş. Yine maalesef olan kendi canına olmuş ne kadar tehdit aynen edilse de sonunda kendisine oluyor. Bu arada yorumlarımız gelmeye devam ediyor. Bugün bir okul servisi gördüm. Çocukların kimisinde maske yoktu denmiş. Evet okulların açılmasıyla birlikte bu tarz şeyleri daha çok duyacağız gibi geliyor şaşırmıyorum bana. Şaşırmıyorum da ayrıca ben yani aynen bekliyorum bu tarz şeyleri. Ne yazık ki bekliyorum. Ben de aynen keşke hani tam tersini düşünüyor olabilsek ama maalesef tam olarak bu noktadayız biz de. Yani olanlar zaten bunlardı, olacaklar. Aynen. Bir yorumumuz daha var. Kurallara uyalım diyoruz ama çok yere gidip alışveriş yapıyoruz ama esnafın ilk önce kendisi içeride takmayana çok sen takmayınca seni içeri almıyor. Bunun üzerine durulmalı. Yetkili görevli arkadaşlarımıza iş düşüyor lütfen demiş. Evet seyircilerimiz de bizim gibi artık koronavirüs odaklılar tamam maalesef. Hepimiz tüm Türkiye'nin gündemi artık koronavirüs oldu. Ben yani, şey yani koronavirüs olmadanki hayatımı hatırlamıyorum. Kesinlikle yani sürekli Mart ayından koronavirüs beri bunu yaşıyoruz ve 2020'nin başından itibaren neredeyse yani bunun içerisindeyiz. Bir senedir hemen hemen gündemimiz maalesef bu virüs, bu salgın. Ya sanki bilmiyorum inşallah böyle olmaz ama sanki ömrümüzde hep koronavirüs varacakmış gibi bir his var. Yani aman öyle diyeyim, oluyor çünkü. Hatırlamıyorum önceki hayatımı. Tez zamanı kurtulmalım artık. Geçiyorum başka bir haberimize. KYK borcunu ödemeyenlerin sayısı 5 milyonu aştı. 300 bin kişiye icra takibi başlatıldı. Diplomalı gençlerin sorununu CHP'li Sevda Kılıç meclise taşıdı. Kredi borcunu ödeyemeyen 5 milyon öğrenci olduğunu belirterek
borcun yarısının silinmesi için yasa teklifi verdi. Hemen araya girmek istiyorum. Keşke tamamı silinebilse. Keşke. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredisinin 825 liraya çıkarılmasını ve öğrencilerin işe başladıktan bir yıl sonra ödenmek koşuluyla öğrenim kredisinin sadece yarısını geri ödemesini istedi. Kılıç bu konuda TBMM'ye bir yasa teklifi verdi. 2020 yılı itibarıyla kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bu gençlerin 300 bin hakkında yasal işlem başlatıldı. 300 bin kişi geçimlerini sağlayacak bir işe bile başlamadan öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girdi dedi. Uzun uzun anlatılmış. Yani ben açıkçası bunu destekliyorum bu konudan yara almış biri olarak. Ve bu konuda şuna değinmek istiyorum. Bu da çok söylemek istediğim bir konuydu, tam üstüne geldi. Bu burs olsun, kredi olsun, bu tarz şeyler genelde ihtiyacı olanlara değil de durumu gayet yerinde olan insanlara çıkıyor. Aynen öyle. Ya ve gerçekten ben üniversite hayatımda bununla çok karşılaştım ve şaşkınlığımı gizleyemedim. Yani ihtiyacı olan insanları biliyorum. Neden onlara değil de durumu gayet yerinde olan insanlara çıkıyor? Hani annesi babası ayrı olan var. Evet. Babası olmayan veya annesi olmayan var. Hani bunda geçtim, aile durumunun iyi olmayanlar yanı sıra durumu gayet iyi olan insanlara çıktı. Ve bu çok karşılaştım ben bu durumla. Bunu nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor bu? Süreç nasıl işliyor? Nasıl geliyorlar? Anlamıyorum ben bunu. Ben de anlamıyorum. Gerçekten hani bir kuraya göre çekiliyor sanırım. Ama öncelikli şartlarımızı biz bu KYK'ya başvururken dile getiriyoruz. İşte anne baba ayrı mı? Mal mülk var mı? Üzerimize görünen bir şey. Her şeyi yazıyoruz. Aynen öyle, hani eve gelen toplam gelir nedir, ne değildir, bir hastalığın var mıdır? Bunların hepsini yazıyoruz aslında. Ama buna rağmen benim kendi şahit olduğum durumlar vardı. Birkaç tane arkadaşım anne baba boşanmış. Bazılarınınkinin ya annesi vefat etmiş ya babası vefat etmiş. Üzerlerine hiçbir ev yok kayıtlı olan. Evet. İşte ne bileyim, arsa yok, araba yok. Kirada yaşıyorlar. Eve giren para miktarı belli. Evde çalışan kişi sayısı belli. Kardeş sayısı belli. Buna rağmen hani zor durumda olan, gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarıma burs yerine bu geri ödemeli kredi çıktı. Geri ödemeli çıkıyor sürekli. Üzerine ev olan, araba olan, durumu çok iyi olan, işte bütün kardeşleri okumuş, sadece bir çocuk okutmak zorunda olan, anne babanın da bir arada yaşadığı ailelere, yani durumu iyi olan öğrencilere burs çıkıyordu. Evet ya, tam değinmek istediğim işte bu. Bence bu da hani zaten biz başvuru yaparken senin de söylediğin gibi aile gelirini, kaç kardeşin olduğunu, kardeşin okuyor mu vesaire, bu tarz şeyleri yazıyoruz. Ve böyle bir şeyin kurayla olmasının mantıklı bulmuyorum ben. Kesinlikle ben de kurayla oluyor mu onu da bilmiyorum, ama eğer öyleyse yani çok saçma, herkesin teker teker değerlendirilmesi lazım ki ihtiyacı olana verilsin. Ki bir işe yarasın yani. Yani gördüğüm kadarıyla maalesef biz o formu boşa dolduruyoruz gibi geliyor. Çünkü teker teker değerlendiriliyorsa adil bir dağıtım olurdu. Ben gerçekten bu konuda adil bir dağıtım yapılmadığını düşünüyorum. Aynen, kesinlikle. Benim şu anda hani kredi almamam gerekiyordu. Öğrencilik dönemimde bana burs çıkması gerekiyordu. O şartların birçoğunu taşıyordum. Evet, ben de mağdur olduğum için dile getirdim. Bana aynen. da kredi çıktı, burs çıkmadı. Ve gerçekten çok üzülmüştüm ve hayretle şaşırmıştım. Evet, yani arkadaşlarım da şaşırmıştı. Neden sana burs çıkmadı diye. O krediyi de almıştım. Hani sırf aileme yük olmayayım, ekstra bana para göndermek zorunda kalmasınlar diye. Ben o krediyi aldım. O borcun altına girdim ve hala o borcum duruyor. Duruyor. Hani aynen, hayata... Çünkü 1-0 geride başladık. Aynen öyle. Borçla başladık. Borçla başladık ve mezun oluyorsun. İşin yok, gücün yok ama borcun milyar var. Milyar borcun var. Böyle bir durum. Çok saçma bir şekilde giriyoruz hayata. Maalesef üniversiteden sonra çok zor bir şekilde atılabiliyoruz. Dediğim gibi şu an hala borcum mevcut ve bunun yarısı bile silinse gerçekten aslında dişe dokunur açıkçası. Kesinlikle, yani ben de silinme taraftarıyım. İnşallah böyle bir şey olur. Umarım. Gerçekten senelerdir hepimizin çok güzel beklediği bir şey durum. Ama bilmiyorum, çok da ümitli değilim aslında, ama bakalım, bir teklifi daha bekleyelim. Yıllardır bu teklif meclise sunuluyor ama meclis onayından geçmiyor ne yazık ki. Ve bir de bildiğim kadarıyla üstüne biniyor ödemedikçe faiz. Evet, faizi biniyor ve sanırım bu beyaz eşyayla da endeksli bir durum. Bunun mantığını da tam anlamış değilim ama beyaz eşyaya gelen bu zamlar bizim faiz oranımızda da bir ilintisi var. Bilmiyorum ama vardır yani, şaşırmıyorum. Bilmiyorum, şu an bizi izleyen seyircilerimiz arasında öğrenci var mıdır ya da çocuklarını okutan öğrenci olan var mıdır? Hani siz de yaşamışsınızdır öyle bir durum varsa, kredi burs meselesini siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu konuya gerçekten değinmek istiyorum çünkü çok evet, yaralı çok oldum. Çok istiyordum, çok güzel oldu bu haber yani. Aynen.
O arada devam edeyim bir haberimize daha. Birazcık daha motive olabileceğimiz bir şey. Pozitif olmakla alakalı birkaç öneri sunulmuş. Güne yogayla başlayın denmiş. Her yeni gün yeni fırsatlar demek. Ne var ki birçoğumuz her yeni güne yeni bir fırsat gözüyle bakmak, o günü doyasıya yaşamak için yeterince motive ve hazır hissetmeyebiliyoruz. Güne yogayla başlayarak bedeninizi zinde tutabilirsiniz demiş. Hem bedeni hem zihnimizi. Özür diliyorum. Yalnızlığı sevin demiş ikinci maddesinde. İnsan yaratılış gereği sosyal bir varlık. Birileriyle konuşmaya, sohbet etmeye ihtiyaç duyar. Ancak yalnız kalmak için de kendimize zaman tanımamız gerek demiş. Ki buna katılıyorum çünkü evet. Gün içinde evet insanlarla çok fazla diyalog halindeyiz ama gece yastığa başımızı koyduğumuz an tamamen kendimizdeyiz ve kendimizi dinlemeye başlıyoruz. Ben yalnız kalmayı çok seviyorum. Ben de ve kesinlikle bütün günün sonunda en verim alabildiğim evet. saat o başımı yastığa koyduğum saat. Çünkü gerçekten kendimle tamamen baş başayım. Kendimi dinliyorum. Evet. Aynen. O yüzden bunu seviyorum. Yalnızlık güzel şey bence. Ama o da bir yere kadar. Tabii ki yani tamamen değil. Bütün hayatım evet. boyunca değil. O zaman da ama kafayı yeriz. Aynen öyle. Arada bir ufak hani kaçamak gibi. Sadece kendinle kalabileceğin küçük zaman dilimleri olmalı. Barışçıl olun demiş. Negatif enerjinin bir parçası olmayın. Ne yaşarsanız yaşayın. Olaylara ve insanlara karşı her zaman barışçıl olmayı deneyin demiş. Ve bu benim sanırım çok yapabildiğim bir şey değil. Tamam hani barışçıl bir insanım. Hani kin tutabilen, küs kalabilen biri değilim. Ama negatif enerjinin parçası olmayın kısmında işte birazcık beceremediğim bir şey. Ufacık bir olay benim hemen modumu düşürebilir. Evet. Çok fazla takılı kalabiliyorum. Ben de öyleyim aynen. Hani ne kadar şey konu şey olsun, küçük bir olay olsun ama ben onu kafama takarım. Belki de gün boyu onu düşünürüm. Aynen. O da benim modumu çok etkiler. Evet o açıdan çok saplantılıyım ben de maalesef. Çok hoş bir özellik değil. Devamında da pozitif yanınızı açığa çıkarın. Nerede oluyorsanız olun, ne yapıyorsanız olun, kim olursanız olun. Her zaman sahip olduğunuz gücün içinizde olduğunu bilin ve umutlu olun demiş. Aynen bunu yapabilsek aslında birçok sorunumuzu halledebiliriz. Negatif olan her şeye hayır demeyi öğrenin demiş ki bu çok önemli gerçekten. Hayır demeyi bilmek deriz ya bunu evet. bilemediğin zaman gerçekten işler sarpa sarıyor maalesef. Bunu çok kişinin yapamadığını düşünüyorum ben. Artı bir. Ben de yapamadım. Zamanla öğrendim. Yaşadıkların sana öğretiyor zaten onu. Aynen hani kimseyi kırmayayım. Aynen onun da işine koşayım onun da gönlünü yapayım dediğinde sana hani şunu yapar mısın bunu yapar mısın evet 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 dediğin sürece ne yazık ki çok fazla omzuna yük binmeye başlıyor. Bir süre sonra bakıyorsun ki kendin için değil başkaları için yaşamaya başlamışsın. Bu yüzden gerçekten hayır demeyi öğrenmek lazım. Aynen. Ben de ufak ufak o konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hatta bununla alakalı bir film vardı o geldi aklıma. Jim Carrey'nin Bay Evet diye bir filmi var. Evet biliyorum. Orada da bu konuya değiniyorlar çok güzel bir filmdi. Uyku saatlerinize değer verin demiş. Evet her şeyin her zaman başı biliyorsunuz zaten uyku ve dengeli beslenme. Bu ikisini yaptığımız sürece hayatımız biraz daha yolunda gidiyor. Evet bu kadar pozitiflikten bahsetmişken zaten yavaş yavaş süremizi de doldurmuşuz evet. yine. Şöyle yüzümüzde bir pozitiflik bırakacak küçük bir videomuz vardı. Onu izleyebilirsek ardından kapanışımıza geçelim. Oh, yes, he got you. Come on.
Thank you. Thank you. Good job, Brandon. Görüntülerimiz evet, de çok güzel. Evet, çok güzel görüntüler ve görüntülerde genelde kardeşim, abim ve kendimi gördüm. Çok kavga eden kardeşler. Ay, ama kardeş güzel şey ya. Evet, çok güzel. Bu kavgaların şey. Da şeylerine rağmen. Gerçekten hayat onların sayesinde biraz daha çekilebilir oluyor. Evet, o zaman son sözlerini alabilirim. Evet, her zaman olduğu gibi çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok zevk aldım. Umarım izleyicilerimiz de zevk alıyordur yayınlarımızdan. Umarım. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet, sevgili izleyenler, bugün de Kent'te Sabah programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki sabah görüşmek dileğiyle hepinize mutlu sabahlar, hoşça kalın. You.